Bu iki tane topluluktan birincisine pazartesi günü sınav uyguladık, aynı denemeyi. Sadece şıklarını değiştirdik ve müzik verdik kulaklarına. Çocuğun evde çalışma ortamını sağladık. İşte masasına yiyecekler verdik ve müzik verdik. Abi inanamazsınız, çocuk hem yiyor hem müziğini dinliyor ama dakikada 3 soru falan çözüyor. Bir baktık sonuçlar, %100 başarı. Olağanüstü dedik. Ardından aynı çocuklara cuma günü başka bir test uyguladık. Aynı sorular vardı ama şıkları farklıydı. Yine doğru cevabı giden şıklardı. Ama bu sefer ÖSYM ortamıydı. Masada hiçbir şey yok. Ve 3 dakikada bir soru çözemediler. Yapamadılar. Yapamazlar çünkü beyin onu istiyor. Gelsin diyor. Gelsin diyor. Yani yiyecek gelsin, müzik gelsin, ritim gelsin. Evet çok güzel, başarıda bir etken ama sınavda bu yok. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden evinizde müzik dinleme noktasını ortadan ders esnasında kaldırmak zorunda olduğunuzu tekrar belirtmek istiyorum. Biraz bir tane nokta ortaya çıktı. Veli her zamankinden daha fazla yardımcı olmak zorundaydı. Ha bunu derken ben de bir veliyim. Hani hayatın içerisinde bu işe koştururken çocuğun üzerine yapması gerekenler ve emanet ettiğim insanlarla ilgili olarak arada demiyor muyum? Ya arkadaş bunu da bana söylemeyin, siz halledin. Doğrudur. Çünkü okul da bunun için vardır. Ama okulun o yapacağı işle ilgili mesafeyi çok uzun tuttular artık. Ben bir ekrandan bakarak bunu yapmaya çalışacağım sizin için. Ve kime ne kadar ulaşacağım konusunda da ciddi tereddütlerim var. Öğretmen olarak var. Yani biraz önce Olcay Hocam anlattı, işte şunu yapacağız, mutlaka ders keseceğiz. Bizlerin de artık yöntemlerimiz oluşuyor ama burada öğrenci bir numara. Merkezdeki oyuncu sizsiniz. Siz üzerinize düşeni, yeni normallerinizi yapmak zorundasınız. Bu seneki TYT gerçekten çok ciddi anlamda belirleyiciydi ve bu seneki TYT'de, şimdi birazdan da değineceğim, geçen senenin yani bu sene ilk yüzdeki öğrencilerin %70'i mezundu. Çünkü geçen seneden aldıkları puanların 2 yıl geçerliliği var. ÖSYM böyle bir şey getirdi. Bu senede rahat rahat oturdular, AYT'lerini bitirdiler. 2 senede hedeflerine ulaştılar.